Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirmişti. O ziyaretlerin dönüşünde uçakta gazetecilere de açıklamalar oldu. Önemli başlıklar da var. O söyleşide bulunan Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı'yla hepsini şimdi tek tek konuşacağız. Sayın Dağlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dönüşte geleneksel olarak e, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan. Hem iç siyaset hem dış siyaset, ekonomi birçok e, önemli konu başlıkları var. İsterseniz ekonomiden başlayalım. Olur. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında şöyle de bir sözü vardı yanlış görmediysem. Daha önce tek haneli biz düşürdük enflasyonu, enflasyonu yine biz evet, düşürebiliriz. Hedef o. Ve bunun içinde Mehmet Şimşek ve ekibine de güveniyoruz evet. gibi bir açıklaması var. Peki faiz politikası ve yeni ekonomi yönetimiyle ilgili neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? İlk olarak Sayın Mehmet Şimşek'e bu görevi verdiklerini ve kendi ekibini kurduğunu Bunları Vurgalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şunu söyledi, bu önemli bir cümle. Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla e, atmasını kabullendik ve hayırlı olsun dedik. Yani burada Sayın Mehmet Şimşek'e e, ekonomi politikalarıyla ilgili kendi düşüncesi neyse onları yapması konusunda bunun tabii şartı, ön şartı da enflasyonu düşürmek. Olmak kaydıyla, bunu yapması şartıyla bu e, görevi vermeyi kabul ettiklerini, bu konuda anlaştıklarını, uzlaştıklarını ve bu, bu görevi bu şekilde verdiklerini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii kamuoyunun hep beklentisi şuydu, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz politikalarında ciddi bir değişime gidiyor mu, gidecek mi? Bu ekonomi politikası değişecek mi? Aynı noktadayım dedi Erdoğan. Mehmet Şimşek'e e, bu görevi verdi, biz bunu kabul ettik. E, nedir o? Mehmet Şimşek nasıl isterse bunu o şekilde yapacak kural nedir? Enflasyonu düşürmek. Bunu yapacak fakat ben faiz konusunda yine biz aynı noktadayız dedi ve buradan geçmişten örnekler verdi. Başbakanlığı döneminde faizin 4,6, enflasyonun da 6,2 oranında olduğunu hatırlattı. Biz bunu yapmıştık dedi. Daha önce Sayın Şimşek ile birlikte de çalışarak yapmıştık bunu dedi. Bunu tekrar yapabiliriz. Sayın Bakanımıza da bunu bu şekilde söyledik ve bu, bunu birlikte yapmalıyız dedik. Düşük faiz, düşük enflasyon teorisinin de yine e, bunda, bu teoriden vazgeçilmediğini de vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama öncelikle Sayın Şimşek'e e, tekrar söyleyelim. E, şu anki düşüncesi noktasında burada atacağı adımları süratle atması, rahatlıkla atması ve Merkez Bankası ile birlikte bu adımları atması konusunda e, onun kararlarını biz kabulleniyoruz, ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı, yeni başkanı e, Hafize Hanım'la da ilgili yine e, açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisini tanımadığını Mehmet Şimşek'in e, e, Merkez Bankası Başkanı olarak bu ismi önerdiğini ve tanıttığını e, söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve e, kendisinden örnekler verdi. Yani ben kabini oluştururken nasıl bakanlarımı kendim seçiyorum. Bakanlar da bakan yardımcılarını ve ekip çalışma arkadaşlarını kendileri seçiyorlar ifadelerini kullandı. Bu noktada ilerlediklerini söyledi. E, Hafize Gaye Hanım'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomi konusundaki yaptığı çalışmalardan bahsetti. O, oradaki başarılarından e, anlattı, o başarılarını anlattı ve önemli bir e, kariyerinin olduğunu vurguladı. E, Mehmet Şimşek'in de onunla çalışmak istediğinden dolayı e, bu görevi ona verdiklerini ve böylelikle ilk kez de bir e, kadın merkez bankası e, başkanı kararı almış olduklarını da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan.